dünya tarihi demeyelim, hatta Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlık tarihinden beri böyle bilinen tarihten beri girdiği tüm seçimleri kazanan, sandıkta kazanan benim bildiğim tek lider. Ama karşıdaki de dünya tarihinde tek. 12 yıldan beri girdiği tüm seçimleri kaybedip rakibinin yarısı kadar alan tek lider. Bak şimdi bunu bana lütfen ateistler bana bunu açıklayın. Şaka gibi yani. Ama şaka değil, gerçek o da. Tamam. Türkiye dünyada yokmuş. Girdiği tüm seçimleri kaybedip ve rakibinin yarısı kadar kaybediyorsun. Şimdi bu gerisi artık vatandaş düşünsün. Üstad şunu söyledi mesela, bak en çok güldüğüm şey, ben biliyordum böyle olacağını aslında. Kim? İlk turda 49.5'a bilmem 45-46. Ya ne siyaset kaldırır, ne insanlık, ne akıl. Ne olacak diye bir baktık, hareket şu. Ele şöyle megafon. Göçmenleri göndereceğiz. Sinan Oğan, göçmenleri göndereceğiz. Ya gülüyorum, yanlış anlama. Ya bu siyaset mi ya? Ne kadar komik. Benim çocuğum dahi güldü buna yani. Hani ilk söylemi ne olacak? Geliyor gelmekte olan, telefon çalacak. Ben Kemal geliyorum. Türkiye değişme ihtiyacı var. Bitti abi. Göçmenleri göndereceğiz Sinan abi. Buraya gel. Hakikaten de görüştüler. İşte orada bir Zafer Partisi var. Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ göçmen karşıtı. Bence ırkçı bir söylemi de var. Bu abi orada da 5 küsür var. İlk yapacağın şey 5 küsür almak. Çok mantıklı gibi görünüyor. Fakat bu böyle olmaz. Ya bak Sinan Oğan çok burada çok samimiyetle yani objektif söylüyorum. Ne kadar ilkeli bir duruş. Gittim diyor, görüştüm. HDP'yi durdurmak için ne yapacaksın? Tatmin olmadım diyor. Yani tamam pazarlık da yapmadım diyor. Onlar bir ihsas etmişler. İma etmişler. Acaba sen de efendim? Özdağ nasıl tatmin oldu? Çünkü söylenen şu. Hocam o çok basit. Özdağ ile pazarlık masasına oturulmadığı söyleniyor. Hocam bir dakika. Bir saniye. O daha çok basit. Niye hiç boşa tartışıyorsunuz? Özdağ daha o protokolümsü bir şeyi açıklamadan birkaç saat önce İçişleri Bakanı olarak tam yazıyorum. Suriyelileri göndereceğim. Bak biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi imza atmıştı ya. Ülkeyi bölmeyeceğim diye imzala bakalım burayı. Sen sakal adamsın diye. İkinci kere Türkiye'nin kurucu partisinin daha henüz açıklama yapması fırsat vermeden İçişleri Bakanı olarak dedi. Bu da başka bir zuldür. Ben parti genel başkanı olsam. Ya sen manyak mısın? Seninle bir şey konuştuk da nereden bakan oldun ya? Ben söyledim mi? Dersin diyemez. Daha da kötüsü var. Bilin bakalım daha da kötüsü nedir? Hocam size 10 puanlık soru. Daha kötüsünü yaptığı mı? Özdağ'la mı? Özdağ daha kötü bir şey söyledi. Hey, gazeteci yazıyor. Hemen oradan şunu söyledi. Bir video paylaştı. Dedi ki Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorsanız bana güven dedi. Yani ben söylüyorum. Onu ben görmedim. Duymadın mı onu? Bunu vallahi görmedim. Ya dedi bu adam CHP iyi bir şeydir dedi. Daha önceki söylemiş şu. Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar. Onları unuttu. Tamam hadi o dün kaldı. Ama bir video yayınladı. Ya güvenin. Millet İttifakı ülkenin geleceği için, parlak geleceği için şarttır. Oy verin. Ya onlara güvenmiyorsun. Ben kefilim. Bana güvenin dedi ya. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir ezmektir bu ya? Pazarlık yapmışsın. Önce bir İçişleri Bakanlığı, sonra ona güvenmiyorsan benim bana güven diyor. Şimdi böyle bir süreçten geçtik. Siyasetin bu halini de gördük. Çok ayıp. Yani bir onur, yani siyasetin bir onuru omurga var ya. Yani bir omurgası da var. Bir onuru var. O da yok kalmadı. Bir duruşun olur. Bir ben bir de şöyle hemen bitireyim. Titrin olur. Evet lütfen, çünkü bir ilk turumuz bitecek. Şöyle bitireyim. Evet, anekdotlar derken bunu yapmaya çalıştım. Neden kaybetti? Neden kazandı? Karşısında böyle bir grup var. Erdoğan gibi bir adamın karşısında bu var. Süfli bir siyaset. Aşağıdan giden bir siyaset. Ama seçim gecesi bizi de gene böyle aklımız dumura uğradı. Bir anda beynim dondu. Ben kendi programımda bizim işimiz bu çünkü. Fitne fücur işleri tabii. Ne olacak biz? Her sabah kalkıp kim neye de bakıyoruz. Seçim gecesi Tele1, bilmem Salim Şen miydi bir avukat? Evet, Salim. Hatırladınız mı konuşmayı? Bence bunun fotoğrafını çekin. Dediğim şeyden torbacı dedi, anlayacaksınız. Bak şimdi anlamayanlara torbacıları anlatan bir kafadır bak. Karşıda anka verileri var. Kemal Kılıçdaroğlu 49 bilmem kaç. Erdoğan da ileride hala. Anka daha yakın geliyor yani. Anka'ya göre Recep Tayyip Erdoğan 51.5 yazıyor. Tamam. Anlatıyor şimdi hocam ne oluyor diyor falan. Tabi bu 51.5 sonradan geldi Erdoğan. Daha önce gerideydi ya Ankara'ya göre. Eğer bu şekilde giderse Erdoğan kaybetmiştir. Bir kesin kaybetmiştir. Ama bu şekilde giderse bu seçimin kazananı, bu seçimin görünmez galibi Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ben teyit ettik tabi, deşifre ettik, videoyu gösterdik. Bu gece Tele1'in bir yorumcusunun yani 51 Erdoğan 48 şey görünüyor. Bu seçimin görünmez galibi. Ben yazdım evet, hatta. Kısaca sonuca gelelim benim mi? Yazım Sayın Genç, süremizin tamamını açtınız. Tamam, böyle benim.
Şöyle görünmez galibi masayı tokatla. Durmak yok derler. O devamlı bitirdi işi. Ben o an dedim ki ha bu bir tek ancak hapla falan olur bu işler. Başka bir ve izleyici seyrediyor orada. Evet. 52 yıl. Hocam budur. Peki, bence bunun tedavi ihtiyacı var. Peki, teşekkür ederim.